Onu söyleyeyim. Yani son vuruşlardaki kararsızlığı ciddi bir sorun. Onu mutlaka teknik heyet tespit etmeli ve destek olmalılar. Trabzonspor'dayken ve Galatasaray'a geldiğinde böyle değildi, bir güvensizlik söz konusu. Tabii, değil mi? Birebirdi maç başı. Neredeyse evet. Birebir gol buluyordu Burak. Evet. Ve pozisyona giriyor. Dikkat etsen bu maçta da çok girdi ama olmadı. Bazen oluyor işte, bunun önüne geçmek lazım. İstanbul'a bir bağlanalım hocam. Tabii. Türk Telekom Arena'ya gidelim. Mehmet Buraşahin konuyla birlikte biz televizyon başında izledik maçı ama onlar yerinde izlediler. Yerinden nasıl göründü acaba bu güzel skor? Nasıl yansıdı tribünlere ve onlar neler hissettiler? Mehmet, sözü sana bırakalım hemen. Bize oradan belki güzel görüntüler de gösterebilirsiniz. Yani sizin dışınızdaki güzel görüntüleri de görmek isteriz eğer mümkünse. Söz sende. Teşekkürler Doğan Arkan. İnanın buradan da gayet harikaydı. Harika bir gece yaşadık ve Galatasaray taraftarlar da gayet mutlu ayrılıyorlar Türk Telekom Arenası'ndan. Bu galibiyet tabii ki gruptaki dengeleri de bir hayli değiştirdi. Galatasaray son sıradaydı bu 90 dakika öncesinde ve bu 90 dakikanın sonunda ikinci sırada kendine yer buldu. Ve Ahmet Çakır'la bu güzel geceyi değerlendireceğiz. Herhalde son haftalarda en rahat olduğumuz 90 dakikalardan birisiydi. Ne dersiniz? İlk 45 dakikada olanlara inanmak mümkün değildi özellikle. Çünkü Galatasaray ilk yarıda 3,5 pozisyon buldu, 3 gol buldu. Oysa biliyorsun burada lig maçlarında rekor düzeyde pozisyonlardan hemen hiçbir şey çıkmamış ve puanlar kaybedilmişti. İlk 45 dakikada inanılmaz bir verimlilikle, inanılmaz bir yardımlaşmayla ve akılla oynadı Galatasaray. Müthiş bir baskıyla. Evet, özellikle sağ kanattan getirilen toplarda 3 golde sağ kanattan getirilen toplarla oldu. Gerçi orada Buruma ve Ebuwe rakip savunmayı delik deşik etmediler ama ondan daha fazlasını yaptılar. Çünkü getirilen 3 topta da çok akıllıca ortalar yapıldı. Vuruş kaliteleri de olağanüstüydü. Mesela Melo ilk goldeki kafa vuruşu, ben yıllardır öyle bir şey görmedim. Öyle bir hışımla geldi ki, yani bütün Kopenhag takımı karşıma dikilseniz bu golü önleyemezsiniz dercesine. Burada bir parantez açmak lazım. Şimdi Dani tercihine de geleceğim birazdan. Stoperden devşirme bir sol bekin sağ kanattan çıkardığı, rakipten kaptığı topla gelen bir pasın ardından gelen bir goldü. Çok enteresandı Dani'nin buradaki... Ona döneceğim açıkçası ama gollerin özellikleri söylenmeli. İkinci golde de hem Buruma'nın getirdiği top Snyder'in önüne bıraktı, hem de Snyder'in vuruş özelliğinden mutlaka söz edilmeli. Çünkü futbol oynayanlar bilir, o toplara vuranlar çok sert hemen kaleye gitsin diye vururlar ama bir bakarlar ki top dağlara gitmiş. Ağlar.